Ukrayna konusunda bir temas daha. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Sahadaki son gelişmeler, insani durum, liderler zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le üçüncü kez telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede kalıcı bir ateşkesin zorunlu olduğuna işaret etti. Ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti. Erdoğan, uzlaşma için liderler düzeyinde görüşmeler gerekebileceğini de vurguladı. Bölgedeki insani duruma dikkat çekti, insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini de yineledi. Putin'le son görüşmesini 6 Mart'ta yapan Erdoğan, Zelenski'yle son görüşmesini ise 16 Mart'ta yapmıştı. Biz bu temasa bakarken bir temasın haberi daha geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa süre önce Romanya Cumhurbaşkanı ile de telefonda görüştü. Bu notu da düşüp öyle devam edebiliriz. Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler devam ediyor. Daha önce 3 kez yüz yüze görüşen taraflar artık video konferans yöntemiyle bir araya geliyor. Kremlin, Rusya'nın müzakerelerde Ukrayna'ya kıyasla daha fazla enerji harcadığını, Ukrayna'nın süreci uzattığını savunuyor. Açıklamada Ukrayna ile açık parametrelerle yapılacak bir anlaşma yaşananları hızlıca durdurabilir denildi. Ayrıca Kremlin, Uluslararası Adalet Divanı'nın Rusya savaşı derhal durdurmalı çağrısını dikkate almayacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Uluslararası Adalet Divanı'nın açıklamasından sonra Ukrayna, Rusya'ya karşı açtığı davada tam bir zafer kazandı demişti.